Şeref Oğuz, iş ahlakındaki çürüme hadsizliği körükledi. Mevlana'ya sormuşlar, o kadar okursun, yazarsın, söylersin de ne bilirsin? Mevlana'nın cevabı, 800 yıl sonrasında hala gündeme ışık tutar, haddimi bilirim. Kısaca her şeyi bilmene gerek yok, haddini bil, yeter diyor. Sadi Şirazi de ekliyor, ne kadar bilirsen bil, bilmediğin haddinse, hiçsin. Şu had meselesi de nereden çıktı? Neticede bu bir ekonomi yazısı. Ekonominin hadsizlikle ne ilgisi var? Şu ilgisi var, enflasyonun bizzat kendisi, ekonominin hadsizliği, ahlak bozuculuğu, fiyatların haddi aşması, tüketimin hadden taşması, piyasanın haddini bilmez hadsizlerle dolup taşmasıdır. Para sahibi olup da edep sahibi olmamak. Ortalık, mum kadar ışık vermediği halde kendini ay kadar parlak sananlarla dolu her şeyi biliyorlar, her soruna bir cevapları var ve her şeye hakları olduğunu sanıyorlar. Hele ki para sahibi olup da edep sahibi olmayan bir kitle var ki, maddi gücü çenesine vurmuş, istek, emir yağdırıyorlar. Hadsizlik, edep erken yoksunu kişilerin cesaret patlamasıdır. Bilmez ama bilmediğini dahi bilmez. Bu yüzden cehaletini size dayatır. Bu, kamu görevlisi de olur, tepe yöneticisi de. Ancak koltuğundan aldığı güçle sizi baskılar, bezdirir. Bilgisizliğinin sınırları sonsuzdur bu gibi yöneticilerin. 2 soru iki cevap. Had bilmeze haddi bildirilmeli mi? Evet. Böylelerine haddini bildirmek erdemli cesaret gerektirir. Zira hadsiz nerede duracağını bilmediği gibi onu uyarana düşmanlık besler. Uyaranı, çalışanı ise işten atar, astı ise hakkında soruşturma açtırır, para sahibi ise gücüyle ezmeye kalkar haddini bilmeyene susarak cevap vermek, bağırarak cevap vermekten daha etkili olabilir. Neticede kartal, sinek avlamaz. Yine de hat sizi uyarmayınca, zulmü artar, yaptığını kendine hak olarak görmeye başlar. Hadsizliğin belirtileri nelerdir? Hadsiz, sizin özelinize girebilir. Telefonla dilediği saatte sizi arayabilir zira buna hakkı olduğunu düşünür. Reddetseniz dahi ısrar eder, hatta tehdit eder mesajlarıyla sizi bunaltır. Uyarırsın anlamaz, bezdirir, bunaltır, yaptığın işten seni soğutabilir. Not. Enflasyon geldi not cehalet coştu etik eridi. Cehalet giderilebilirdir. Öğretirsin, geçer. Ama cehlinden dahi habersiz hadsiz için durdurak yoktur ve hiperenflasyonun çürüttüğü iş ahlakı içinde böylelerinin hem sayısı hem de cüreti artıyor ne yazık ki. Tanrı sizi had bilmez yöneticilerden, ortaklardan, bakanından, bakmayanından korusun. Krizleri bahane edip imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen veya taahhüdünü yerine getirmeyenlere dair şikayetler çoğalıyor. Piyasa şartlarını bahane edip anlaşmalarını çiğnemek, verdiği krediyi geri çağırmak veya benzeri ahlak ve etik dışı davranışlar bindiği dalı kesmektir. Fakat temel sorun iş etiğinin yavaşlattığı, etik olmayan rakipler karşısında rekabet dezavantajı oluşturduğu ve masraflı olduğu yargısıdır. Öyle ya bir yandan vergini ödeyecek, çalışanını soymayacak ve müşterini kazıklamayacaksın. Hele bakın ki enflasyonun bu düzeyi ve piyasaların gergin olduğu ortamda iş etiği ve vicdanın sözü edilmeyecek zor zamanlar içinde olduğumuz iddiasında olanlarımızın sayısı artıyor oysa biliyoruz ki serbest piyasa kural tanımazlık boyutunda serbestiyle kriz doğurur, vahşileşir ve çözdüğünden daha fazla sorun çıkarır.